Kütlesi sıfırdan farklı olan bir nesneyi sıkıştırıp küçültmeye başladığınızda belli bir süre sonra inanılmaz şeyler olmaya başlar. Eğer yeterince güçlüyseniz, önünüze çıkan elektronları ezip çekirdeğe itekler ve onları protonlarla birleştirerek nötronlara çevirirsiniz. Daha da güçlü kuvvet uygularsanız, size karşı koymaya başlayan nötronları da alt edersiniz ve sonunda elinizdeki nesneyi kara deliğe çevirirsiniz. Tabii ortada artık nesne diye bir şey de kalmaz. Böyle bir küçülme sürecini evrende doğal olarak ağır yıldızlarda, dünyamızda ise kuantum dünyasına girip çıkabilen karınca adamda, yani Ant-Man'de görüyoruz. Fakat bu adam kara deliğe dönüşmekten nasıl kurtuluyor? Bir nesneyi küçülttüğünüzde hacmini azaltıyorsunuz demektir. Hacmi azaltmanın da iki yolu var. Bunlardan birincisi, ya kütleyi azaltacaksınız ya da yoğunluğunuzu arttıracaksınız. Filmde karınca adam rolündeki Scott Lang yaklaşık 1.80 boyunda ve 86 kilogram ağırlığında. Eğer Ant-Man yoğunluğunu sabit tutup kütlesini azaltarak karınca boyutuna küçülüyorsa, o zaman ağırlığı yaklaşık 30 miligram olmalıdır. Üflediğinizde ya da küçük bir vantilatörün önünden yanlışlıkla geçtiğinde ortalıklarda Ant-Man diye bir şey olmayacaktır. Fakat kütleyi azaltarak küçülmenin getirdiği bundan çok daha büyük bir sorun vardır. O da Einstein. Evrende kafanıza göre her şeyi yapamazsınız diyen adam. Einstein'ın kütlenin enerjiye, enerjinin de kütleye eşit olduğunu söyleyen ünlü formülünü biliyorsunuz. E eşittir mc kare. 86 kilogram ağırlığındaki adamı tek parça halinde 30 miligrama düşürdünüz. Peki geri kalan kütleye ne oldu? Böylece buhar olmadı ya. Ortalıktan yok ettiğiniz o kütlenin bir şekilde radyasyona, ısıya ve ışığa dönüşmüş olması gerekir. Yani Ant-Man küçüldüğünde ortalıklarda dolanan çok parlak ve çok sıcak bir ufaklık olmalıdır. Eğer ikinci senaryo gerçekleşiyor ise ne olur? Yani kütleyi sabit tutup yoğunluğu arttırarak küçülüyorsa, kütle kaybetmeden bir karıncanın vücudunda olmak sizi inanılmaz derecede yoğun yapar. Küçücük bedeninizle adım attığınızda, atabilirseniz tabii, asfaltı kıra kıra ilerlersiniz. Zemine uyguladığınız basınç öyle kuvvetlidir ki, telefonunuzun tek bir pikseline dokunduğunuz anda ekranın parçalandığını hayal edin. Sanki dünyada değil de, yer çekiminin çok kuvvetli olduğu başka bir gezegendeymiş gibi, yer çekiminden ötürü vücudunuzu neredeyse hareketsiz kalır, felçli gibi hissedersiniz, kıpırdamak imkansız gibi bir şeydir. Bunun sebebi artık ortalama insan yoğunluğundan 2,8 milyon kat daha yoğun oluşunuzdur. Kütle, hacim, yoğunluk ilişkisinde küçülmek bilimsel olarak imkansız gibi. Fakat aklınıza şöyle bir çözüm, daha doğrusu soru geliyor olabilir. Ant-Man de sonuçta bir insan ve insan moleküllerden, atomlardan oluşur. Atomların da çok büyük bir bölümü boşluklardan ibaret. Bir atomun %99,99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 9
boyutları çekip çıkarsak ve o şekilde küçültsek? Marvel evreninde küçültmenin yaratıcısı Dr. Henry Pym'in keşfettiği Pym parçacıkları aslında bir nevi bunu yapıyor. Kütleyi etkilemeden atomlar arasındaki boşlukları değiştirerek nesneleri küçültebiliyor. Atomlar arasındaki boşluktan kasıt ise az önce bahsettiğim %99'luk boş hacim değil, o parçacıklar bu engin boşluğu çekip almıyor. Atom çekirdeğinin çevresinde üst enerji seviyelerinde bulunan elektronların daha alt yörüngelere alınarak hacmin azaltılması şeklinde işliyor. Dünyada yaşamış ve şu anda yaşayan tüm insanların atomlarındaki boşlukları çekip çıkarsak, geriye kalan ne var ise bir tenis topuna sığdırılabilir. Fakat kuantum yasaları atomların boyutlarını kısıtlar ve bu sebeple doğanın bazı temel sabitlerini değiştirmeden atomlardaki boşlukları öylece çekip çıkaramazsınız. Atomların yarı çaplarının bağlı olduğu Planck sabiti, elektronların kütlesi ve elektronların yükleri evrenin temel sabitlerindendir. Tıpkı vakumdaki ışığın hızı, yer çekimi sabiti gibi. Ne zaman ki bu sabitleri değiştirirsiniz ya da değiştirme gücüne sahip olursunuz,
O zaman atomların içindeki boşluğu almayı düşünebiliriz. Fakat bunu yapabilmenin bir bedeli vardır. Mevcut evreni yok etmeniz, farklı sabitlere sahip yeni bir evren kurmanız gerekir. Filmlerdeki bütün bu sorunların aşıldığını, Ant-Man'in karınca boyutuna, hatta atom altı boyutlara, kuantum dünyasına küçüldüğünü görüyoruz. Fakat kütlesi değişmeden Ant-Man sıkışıp küçüldüğünde neden kara deliğe dönüşmüyor? Bir cismi sonsuza kadar sıkıştıramazsınız, belli bir noktaya geldiğinde kara deliğe dönüşür. Örneğin Güneş. Teorik düşünelim, sıkıştırmaya başladınız ve küçülüyor, küçülüyor, yüz binlerce kilometre yarıçaplı Güneş'i 3 kilometrelik yarıçapa kadar getirdiğiniz anda evrendeki hiçbir güç tekilliğe çökmeyi engelleyemez ve olay ufkuna sahip dönmeyen bir kara delik oluşur. İşte bu kara deliğin ilk oluştuğu andaki yarıçap uzunluğuna Schwarzschild yarıçapı denir. Ant-Man'i kara deliğe dönüştürmek isterseniz kilosunu yani kütlesini değiştirmeden 10 üzeri eksi 23 santimetreye kadar sıkıştırıp küçültmeniz gerekmektedir. Şimdi kutsal sorumuz şu. Ant-Man filmlerde en fazla ne kadar küçülüyor? Marvel evreni senaristlerine göre Ant-Man kuantum alemini dalabiliyor, yani bir atom çekirdeğinin civarında dolanabiliyor, yanında durabiliyor. Atom çekirdeğinin yarıçapı ise yaklaşık 10 üzeri eksi 13 santimetre. Fakat kara deliğe dönüşmek için ihtiyacımız olan 10 üzeri eksi 23 santimetre. Bu da demek oluyor ki karınca adamın kara deliğe dönüşme ihtimali dahi yok. Çünkü atom altına indikten sonra bile milyarlarca kez daha küçülmeli ki Ant-Man kara deliğe dönüşebilsin. Ant-Man elbette ki fantastik bir kahraman. Film içerisinde dönüşüm süreçlerinde, büyümesinde, küçülmesinde pek çok kusur bulunmasına rağmen, mantık dışı sahneler olmasına rağmen yine de eğlenceli bir film. Bilimsel bakış açısıyla filmlere bakmak, olayları bu şekilde yorumlamak, gerçekliğini, olabilirliğini tartışmak bence çok daha eğlenceli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.